Merhaba, ben Ufuk Sanlık. Merhabalar, ben Aslan Batur. Çiçeği burnunda bir markanın bir modelinin direksiyonundayız ve test sürüşüyle karşınızdayız. Otomobilin test sürüşüne geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Yaz Yağmuru şarkısını bilir misin? Yaz Yağmuru diye başlar. Hakikaten gerçekten biz ne zaman bir test çekimine niyetlendiğimizde bir yağmurla karşılaşıyoruz. Evet. Temmuz. Bereket. Bereket. Yağmur berekettir. Öncelikle bir arabamızı bir söyleyelim. Leon. Evet. Cupra'yı daha önceden izleyicilerimiz hatırlar büyük ihtimalle. Daha önceden Formentor SUV versiyonunu tanıtmıştık. Türkiye'deki ilk incelemesini biz yapmıştık. Biz yapmıştık. Yani evet, geçici plakayla gelmişti Türkiye'ye. Onu da buradan linke tıklayarak izleyebilirsiniz bu arada. Cupra şimdi yepyeni bir model. 3 yıl önce Seat grubundan sportif markası olarak ayrıldı. Yepyeni bir marka haline geldi. Bunun şu anda Formentor modeli var, SUV. Evet. Ateca var. Ve Leon geldi. Ufuk abi, beni gerçekten çok heyecanlandıran bir modeldi açıkçası. Daha doğrusu merakla beklediğim bir modeldi. Evet, yani elektrikli otomobiller çok ciddi bir dönüşüm içerisinde, otomotiv dünyası elektrikli otomobillerle birlikte. Ve o dönüşümün en bence iddialı basamaklarından birisi plug-in hibritler. Cupra Leon benim ilk kullandığım plug-in hibrit oldu. O açıdan da benim için büyük bir tecrübe oldu açıkçası. Hep menzilleri düşük olduğu için insanlar bir acaba dediği, hem elektrik hem benzin, elektriğimiz, pilimiz biterse, şarjımız biterse ne olur sorusunu sürekli olarak sorulduğu. Şu anda da o durumu yaşıyoruz. %1 şarjımız var ama otomobille ilgili en ufak bir problem yok. Çünkü hibrit sistemi yine devrede çalışmaya devam ediyor. Sadece full elektrikli olarak ilerleyemiyoruz. Cupra Leon gerçekten özel bir otomobil. Öncelikle tasarımıyla çok iddialı. İnsanların evet, dönüp baktığı bir otomobil. Leon zaten Türkiye'de de ve Avrupa'da da çok sevilen bir model. Evet. Fanatik, yani birkaç günden beri kullanıyoruz otomobili. Evet. Bütün seyahatçılar, Leoncular gözleri bizim otomobilde. İyi nazar değmedi abi. Onların dışında da hani birçok insanda bu markayı da merak ediyor. Bilen, bilmeyenler var. Tabii. Fakat tabii bu markanın söylenmesi bir parça biliyorsun Türkiye'de insanlar farklı telaffuz ediyorlar otomobillerin isimlerini. Kesinlikle. Buna da Cupra diyorlar. Normal ama yani Cupra. Devrek ailesinden, Cupra ailesinden bir balık olarak tanımlıyorlar. Ama balık gibi de otomobil biliyorsunuz. Güzel bir tanımlama oldu. Ben çok seksi buldum. İnsanların da bakışlarını bu otomobile dönmesini anlayabiliyorum. Evet. Çok çekici bir otomobil. Farkları ne? Belki biraz ondan bahsetmek lazım. Şimdi Seat'ta evet Leon modeli hala devam ediyor. Cupra apayrı bir marka olarak, bir premium marka olarak kendini konumlandırmaya başladı. Güzel de bir alternatif çünkü premium'a geçiş olarak belki değerlendirebiliriz Cupra kesinlikle markasını. Çünkü performans ve tasarımla ön plana çıkan bir marka olmayı hedefliyor Cupra. Modellerine baktığımızda da keza Formentor'da da, Ateca'da da, Leon'da da bunu görebiliyoruz. Neler farklı Leon'dan? Bir kere temel olarak otomobil her şeyiyle Leon'la aynı ama hiçbir yerinde bir Seat logosu asla yer almıyor. Yani otomobil tamamen artık Cupra olarak anılıyor. Leon'la aynı far tasarımına sahip olsa da tampon altındaki ufak eklentilerle daha keskin, daha sert bir ifadeye büründüğünü söylemek mümkün. Tabii orada bütün bakışları odak noktasına toplayan şey Cupra logosu oluyor. İnsanlar otomobilin ne olduğunu anlayamadığı için daha detaylı bir şekilde, daha yakından bakmaya ihtiyacı hissediyor. Cupra kendine az logosuyla biraz orada ön plana çıkıyor. Onun yanında da ızgaradaki o sivri detaylar da otomobile bakışların dönmesine neden oluyor. Cupra logosuyla ilgili şöyle bir yorum aldım abi. Anadolu Ateşi'nin şeyine benzettiler. Logosuna benzetenler de oldu. Hakikaten evet. Doğru. Orada bir insan figürü var gibi. Yine o logonun kendindeki bakır renk otomobil her yerinde küçük detaylarla kendisine yer bulmuş. En çok dikkat çeken diğer bir detay da jantlar. Evet. Gerçekten çok şık tasarıma sahip. Yani son dönemde gördüğüm en şık tasarıma sahip jant olduğunu söyleyebilirim. Biraz 90'lara rallilerdeki o grup ve otomobillerinde kullanılan jantlar 19 benzemiş. İnç değil mi? 19 inç. Çok da enteresan çok bir ölçüsü duruyor. Var. 235, 35, 19 inç. Jantta bu arada jant aslında 5 kollu bir jant gibi görünüyor. Kenarındaki o tırtıklı kısım plastik gibi. Biz biraz onu Ömer'le de yakından inceledik. Evet. Değişik bir jant. Cupra Leon'da da yine yani şu an otomobil üzerinde bulunan jantlar gibi çok daha iddialı, çok daha farklı jant modelleri bulunuyor. Yandan baktığımızda da yine jantlar dışında Leon'dan çok da bir farklılığı yok. Hani sadece işte bu etekler diyebileceğimiz kısımda, yani kapıların altındaki
kapı eşiklerinde küçük spoilerler, eklentiler var. Otomobilin biraz daha yere yakın görünmesine katkı sağlıyor. Cupra Leon'un arkasına geçtiğimizde de arkadaki stop lambaları çok dikkat çekici. Boydan boya üstten bir şerit ve aşağılara doğru kıvrılarak o dairesel temayı tamamlıyor. Çok dikkat çekici görünüyor gerçekten, akşam karanlığında da aynı şekilde. Arka kısımda alt tarafa indiğimizde de sahte egzoz çıkışları görüyoruz Ufuk abi. Yani o benim çok hoşlandığım bir şey değil ama o tasarım detayını nedense markalar son yıllarda çok fazla kullanıyorlar. Yani bir egzoz varsa vardır, yoksa yoktur. Bence çok da gerek yok, zaten hibrit bir otomobil. O egzozların ortasında da gerçekten büyükçe bir difüzör kullanılıyor. Tabii bunun fonksiyonel olup olmadığı tartışılır ama otomobile şık bir hava kattığını söylemek mümkün. İçeriye geldiğimizde ise açıkçası beni en çok etkileyen kısım tasarımın yanı sıra iç detayları oldu. Tam bir premium otomobili malzemeleri var değil mi? Var, evet, doğru. Yani Leon'da da evet tabii ki artık Volkswagen grubunda hem Golf'te olsun hem Leon'da olsun. A3'te de keza öyle. Yani Volkswagen grubu bu ayrımı yapmayı gerçekten iyi başarıyor. Yani Audi hala Audi olmayı başarıyor, premium olmayı başarıyor. Golf hala Golf. Leon da hala Leon. Ama Leon Cupra bence Leon'la A3 arasında bir yere konumlanıyor. Evet. Yani kalite hissi olarak A3'e bir tık yaklaştığını söyleyebiliriz. Ya da daha doğrusu şöyle demek lazım. Yaklaşmasa dahi çok daha güzel bir alternatif sunuyor. Bence evet. Bu çok daha önemli bir detay. Onun dışında... Detaylara bak bakalım. Evet, yani detaylar da zaten gizli her bir şey. Bir kere dokunmatik bütün butonlar. Yani evet. Normal butonlardan, düğmelerden uzaklaşılmış. Evet. Hatta sunroof'u bile çok enteresan bir şekilde parmak hareketiyle kaydırarak açabiliyoruz. Aynen. Benim dikkatimi çeken şu havalandırma menfezleri A3'tekine biraz benzer olmuş. Onu da Lamborghini'ye benzetmiştik hatırlarsan, SUV modeline. Evet. Detaylar biraz otomobilin genelinde de kullanılmış. Hatta şu koltuğun arkasındaki delik de ona benzer bir formda. Şimdi koltuk dediğin koltuğa da bir açmak lazım. Evet. Yani gerçekten gerçekten yarış. Tam bir spor otomobil. Evet, yarış koltukları. Yani bucket seats diye zaten donanımda da bucket seats olarak geçiyor. Yani yarış otomobillerinde kullanılan, sürücüyü ve yolcuyu saran yanal destekleri çok kuvvetli. Tam bir spor otomobil koltuğu kullanılmış. Ben senin hep sözünü kesiyorum. Böyle estağfurullah, yok çok iyi yapıyorsun abi. Atlamayalım detayları. Çünkü çok fazla detay var bahsetmek istediğim. Diyorum ya, kullandığım iki gün boyunca inanılmaz heyecanlandırdı. Ve ikimizin ortak bir hissiyatı vardı. Ona bence sürüş kısmında gelelim mutlaka. Onu da unutmayalım diye sana hatırlatıyorum. Göstergeler 10.25 inçlik dijital gösterge var. Zaten Volkswagen grubunun diğer modellerinden artık görmeye alışkın olduğumuz dijital bir kokpit var. Direksiyon üzerindeki tuşlarla görüntüleri, grafiklerini çok güzel bir direksiyon. İnanılmaz var. İnanılmaz şık bir direksiyon simidi var. Sıtma özelliği de var. Evet. Yine bahsetmiş olduğumuz bu bakır detaylar, yani logodaki ve jantlarda kullanılan bakır detaylar. Hem direksiyon logosunda kullanılmış hem bu direksiyon kenarında, kollarında kullanılmış. Üç kolu çok şık bir direksiyon simidi. Yine altta da bu boşluğu kullanmışlar. Direksiyonun dikişleri dahi bakır renk. Yani ufak detaylara çok emek harcandığı ortada. Konsolun üst kısmı yine yumuşak plastik. Artık bu segmentte olmazsa olmaz beklentileri karşılayacak kalitede. Keza kapıların üstü de aynı şekilde yumuşak plastik. Aşağıya doğru indikçe burada bir deri kaplama var. Kapı kolları deri kaplı. Kolunuzun değdiği her yerde yumuşak plastik kullanılmış. Kapılarda alt kısımlara inince artık sert plastikle karşılaşıyoruz ama bu zaten gayet kabul edilebilir. Arka koltuklara geçtiğimizde arka kapıların üst kısımlarında yine sert plastik kullanıldığını görüyoruz. Ancak yine kolunuzun değdiği her yerde deri kaplı ve yumuşak plastikler kullanılıyor. Arka koltuk demişken arkada da bayağı başarılı bir diz mesafesi olduğunu söylemek mümkün. Yani tabii ki bir Octavia kadar olmasa da yine beklentileri karşılayacak C hatchback otomobilin özelliklerini sunuyor. Arkaya geçtik. Multimedya'yı unuttuk. Ya tabii onu da söylemek lazım. Bu orta konsolu da anlatmak lazım. Tabii, burada da oralara güzel, geleceğim. Güzel aynen. Şeyler var. Şimdi o kadar oyuncaklı bir multimedya ekranı var ki yani içinden çıkamıyorsunuz. Yani bir kere ana ekranı iki farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada hepsi de kendi içerisinde farklı fonksiyonlara sahip. Mesela müzikle ilgili ya da multimedya ile ilgili bölümü Bluetooth cihazınız bağlıysa eğer buradan kumanda edebiliyorsunuz. Onun dışında ambiyans aydınlatması, kliması, otomobilin yakıt tüketimi vesaire bütün detayları buradan ana ekrandan hiç fazla detaylarda boğulmadan ulaşabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir detay. Fakat siz eğer burada bu moddan çıkıp otomobili yine bu Apple CarPlay'e benzer şekilde konumlandırılan ekrana geçtiğinizde ise burada çok daha fazla detayda boğulabiliyorsunuz. Ya da daha doğrusu şöyle demek lazım. Karmaşık şekillendirilmemiş ama kişiselleştirmek istediğiniz zaman otomobille ilgili özellikleri buradan kolaylıkla onu yapabiliyorsunuz. Mesela neler yapabiliyorsunuz? Burada bir araç
imgesi var. Ona tıkladığınız zaman onu bile düşünmüşler. Otomobilin buradaki küçük otomobil imgesinin farları açılıyor. Çok şık bir detay. Buradan sürüş profilinden işte konfor, spor, Cupra ve individual olmak üzere 4 farklı sürüş modu bulunuyor. Evet. Siz bunlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Onlardan da birazdan bahsedeceğiz. Çünkü Cupra modunda otomobil gerçekten apayrı bir karaktere bürünüyor. Ambiyans aydınlatmaları vesaire. Yani o burada aslında hepimizin bildiği otomobilin içiyle alakalı pek çok detayı kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Orta kısımdan aşağıya doğru gelince yine burada havalandırma menfezlerini görüyoruz. Ortasında dörtlü flaşörümüz var. Hemen onun altına indiğimizde de iki tane USB Type-C çıkışımız var. Buradan hızlı bir şekilde veri aktarımı ve telefon şarjınızı yapabiliyorsunuz. Şarj demişken kablosuz şarj yine burada kendisine yer bulmuş. Hemen onun gerisine geldiğimizde çok güzel, çok şık bir Vites seçicimiz var. Vites yine, kolu. Evet, vites seçici diyoruz artık abi. Yani. Aynen. Yani çok şık, minicik, baya baya küçük ve benim dikkatimi çeken şu oldu Ufuk abi. Volkswagen grubunun diğer modellerinden farklı bir vites kolu kullanılmış. Yani temelde aynı çalışıyor olsa da görsellik olarak en azından bir farklılığa erişilmiş orada. Altlarında ses yapmasın diye plastik kaplamalar kullanılıyor. Bu plastik kaplamaları çıkararak isterseniz burada temizlik de yapabiliyorsunuz. Küçük gözler var. Yani bozuk paraların ses yapmasın diye. Evet. Hemen onun arkasında da auto hold fonksiyonu, elektronik park freni ve kilit tuşu yer alıyor. Onların gerisinde iki tane bardaklığımız var. Birisi yüksek ve küçük. Diğeri de daha geniş ve daha derin tasarlanmış. Kol dayamanın hemen burada ayarlarını yapabiliyorsunuz. Boyutu gayet iyi. İçerisinde bir 12 voltluk şarj soketi bulunuyor. O da güzel bir detay. Araçla ilgili burada kartlarınızı vesairenizi buraya koyup kolçağını ayarlayabiliyorsunuz. Yukarı aşağı hareket etmesi de gayet güzel. Ayarlayabiliyor olmaz. Güzel bir şey. Herkes kendi boyuna göre bunu ayarlayabilir. Evet, orta konsolla ilgili de söyleyebileceklerim bu kadar Ufuk abi. Ama şu ambiyanstan bir söz etmek lazım. Evet, değil güzel hatırlattın. Yani hani otomobilin içinde gerçekten çok şık bir... Zaten. Bu yanması şeyi gösteriyor. Yani hani kör nokta. Evet. Çünkü eğer soldan bir gelen varsa seni uyarıyor. Doğru. Ama bu çizgiler inanılmaz. Evet, doğru. Bir gösterelim tabii lütfen bunu. Aslında biz ambiyans çekimde aydan gösterdik aslında. Evet, açmıştık ama herhalde onu en son kapatmıştık. Kapatmışız aynen. Şuradan aktif yapalım. Aktif de gayet güzel yanıyor çünkü. Şu an etkin ama niye yanmadı anlamadım. Evet, şimdi Allah Allah, niye gelmedi? Yok, o şey kör nokta uyarısı da. Işık mı şey otoda? Yok, oto tamam. Allah Allah. De orada gösterirsiniz. Güzel görünür ama ya. Neyse. Şaka gibi ya. Yani inanamıyorum ya. Yes! Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Ya da söyle. Aynen. Tamam, söyle. Yani bu iç ambiyansını da kontrol edebiliyoruz. Aynen. Çeşitli renkler seçebiliyoruz. Bu renkler de yani otomobile güzel bir hava katıyor yani. Aynen. Sen şu modlardan biraz söz et lütfen. Evet, hemen asıl alameti farikasına gelelim. Konfora geldiğinde bir anda konfor, otomobil daha böyle yumuşak bir gidiş karakterine biniyor. Sportta biraz daha pedalın sertleştiğini ve daha agresifleştiğini görüyorsunuz. Aynen öyle. Cupra modu bir anda otomobilde bir ses gelmeye başladı. Evet. Bu gerçek bir motor sesi mi? Yok. Aslında değil. Evet, içeride verilen yapay bir ses daha doğrusu ama bence çok güzel bir ses. Evet. Şimdi önümüzün müsait olduğunda bir dinletebiliriz. Nasıl? Baya güzel bir ses. Az yürüyünü al bence. Baya yani şey, insanı teşvik eden bir ses. Cupra moduna geçtiğimizde neler değişiyor belki ona biraz bakabiliriz. Dinamik şasi kontrol sistemi var yine Cupra moduna. Direksiyon Cupra, motor sesi. Aktif şasi kontrol, bütün detaylar, hepsi, bütün sistemler Cupra moduna geçiyor. Yani otomobil bir spor otomobil karakterine bürünüyor. Kesinlikle. Şimdi belki biraz da sürüş hissiyle ilgili konuşabiliriz. İkimiz yani, Ufuk abi. Evet, kesinlikle. Ortak bir konuşma. Ortak bir noktamız var yani, seninle. Yani direksiyona oturur oturmaz kendimi iyi hissettiğim ve sanki uzun yıllardan beri bu otomobilin sahibiyim gibi hissettiğim bir otomobil. Evet. Bunun yanı sıra yani yolu hissettiren bir direksiyon var. Evet. Aynı zamanda da oldukça da agresif bir sürüş karakteri var. Doğru. Yani onu virajlarda çok iyi hissettim. Kesinlikle, açıkçası. Kesinlikle katılıyorum. Ben de otomobili ilk teslim aldığımda hiç yabancılık çekmeden hem oturma pozisyonunu çok rahatlıkla ayarladım. Görüş açıları çok iyi.
Ve garip bir hafiflik hissi vardı otomobilde. Golf'i de denedik yani bu segmentte. A3'ü de denedik. Onun da yakında incelemesini yayınlayacağız. Belki yayınlamış oluruz onu da. Yani hissiyatı evet aynı platform üzerinde hepsi yürüyor. Fakat farklı bir his sunmayı başarıyor. Diğer ilgimi çeken nokta da şu oldu Ufuk abi. Elektrikle gitme isteği. Yani 60 kilometrelik fabrika verisi bir menzili var. Menzil değeri var. Gerçekten de bu 60 kilometreyi çok az dikkat ederek ulaşmanız mümkün. Sürekli elektrik modunda gitmek istiyor. Eğer piller de buna müsaade ederse. Bu çok güzel bir özellik. 60 kilometrelik bu menzili nasıl sunuyor? Bu otomobil sonuçta plug-in hibrit bir otomobil. 1.4 litrelik 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bir benzinli motoru var. Bunun yanı sıra 116 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bir de elektrik motoru var. Bu iki motor birleştiğinde toplamda 245 beygir güç ve 350 Nm'lik total tork üretiyor. 0'dan 100'e 6.7 saniyede hızlanıyor. Yani çok ciddi bir performans değeri sunmayı başarıyor. Bunu sürüşte de zaten çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yine elektrikli sürüş noktasına geleceğim Ufuk abi. Yani ne kadar sportif olsa da sana gelirken de mesela 140-150 km süratlere çıktığında dahi ayağımı gazdan çektiğimde hatta ufak bir gazla gaz pedalının çok az bir kısmını kullandığımda dahi otomobil sürekli olarak benzin motoru kapatıyordu. Ve bu sayede gerçekten ama gerçekten çok iddialı bir yakıt tüketimi değerine sahip. 245 beygir gücündeki bu otomobil 100 km'de sadece 1.3 litre yakıt tüketiyor. Yani bu inanılmaz bir değer. Hani kulağa ilk başta imkansız gibi geliyor ama teoride imkanlı, pratikte de imkanlı. Yani mümkün böyle bir şey. Ama tabii ki otomobilin bu bataryalarındaki enerji bittiği zaman sonuçta artık hibrit modundan çıkıyor. Yani daha doğrusu şöyle elektrik benzinli motorla devam ediyor. Benzinli motorla hareket ediyor. Tabii ki mümkün olduğu her an yani şu an mesela bizim uzun zamandır yani teste başladığımızdan beri pilimizin şarj değeri %1 hatta şu an yine şarj oldu %2'ye çıktı. Yine sürekli otomobil kendini şarj etmek istiyor ama imkanlar dahilinde de hibrit modda ilerliyor. Yani benzinli motoru kapatıyor. Dolayısıyla 1.3 litrelik yakıt tüketimi değeri belki 100 kilometre boyunca mümkün ama 100 kilometrenin sonunda artık o değerlere ulaşamıyorsunuz. Yine de 6 ileri DSG şanzımanın son vitesi uzun oranlı olduğu için ortalamada 4-4.5 litrelik tüketimlerle dolaşmanız mümkün ama şehir içerisinde bu değer çok daha fazla düşüyor. Evet, Cupra Leon'dan böyleydi. Çok keyif aldığımız bir otomobil oldu ve elektrikli otomobil geleceğine de ben ışık tutacağına inanıyorum. Daha çok plug-in hibrit otomobiller görmeyi istiyoruz yollarda. Yakın dönemde de bununla daha çok karşılaşacağımızı, plug-in hibrit otomobillerle daha çok bir araya geleceğimize inanıyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Ufuk abi? Valla izleyicilerimize bir mesajımız var. O da bize abone olmaları. Yani sağ olsunlar, büyük destek veriyorlar ve yaptığımız videolar çok izleniyor. Evet. Ancak abone olmuyorlar. Evet, lütfen kanalımıza abone olmayı, çan simgesine tıklamayı, yorum yapmayı. Yorumlarda da çünkü sizin yorumlarınıza cevap veriyoruz lütfen. Sorularınız varsa orada bize sorularınızı sorabilirsiniz. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.